Evet sayın seyirciler, stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürsel Tekin bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, Başbakan Erdoğan'a dinledik. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayıcı cümleler kullandı. Kendisi Fas'a gidiyor. Gider ayak böyle bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendireceksiniz? Evet, tabii alışa gelmiş klasik Tayyip Erdoğan modelidir. Nerede sıkışsa, nerede çaresiz kalsa yapabileceği bir tek şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlamaktır. Bu çocukluk psikolojisinden başlamış, ta doğduğu günden itibaren bir CHP düşmanlığı var. Yani bütün söylemlerinde baktığınızda Sayın Başbakan'ın Cumhuriyet'in bütün dönemleriyle hesaplaşmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine hesaplaşım derken bütün Cumhuriyet'le hesaplaşmak. Şimdi çok doğru bir şey söyledi Sayın Başbakan aslında, nihayet onu kavramış. Bu Gezi Parkı'nda bir iki ağaç sorunu değil. Tam evet. Da odur yani. Çok doğru söyledi. Elbette Gezi Parkı'nda iki şey sorunu değildir. Sayın Başbakan, özellikle son dönemlerde neredeyse sıradan olayları da sizin tarif ettiğinizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani devletin kurumlarını ortada kaldırıp bakanlıklar varmış, kurumlar varmış, yargı varmış, yargı mensupları varmış. Bundan hiçbir önemi yok. Çok açık net de söylüyor. Yani en son biliyorsunuz yürütmeyi durdurma kararını bile tahammül edemedi. Siz nasıl böyle bir karar alabilirsiniz dedi. Tabii Sayın Başbakan, ben zannediyordum ki aynı zamanda biraz da belediyeciliği vardı. Mesela belediyecilikte de hiç haberi yok. Bir haber, bir demeçler veriyor. Örneğin çıktı dedi ki buranın ruhsatını dedi CHP de verdi. Hı hı. Şimdi Allah da kendi belediye başkanı sağ olsun Sayın Topbaş, müsaade ederseniz Sayın Topbaş çıktı açıklama yaptı. Hayır dedi. bir kere CHP ruhsat veremez yani, hı hı, öyle bir yetkisi yok. İki, orası tam bir anıtlar kurulu, anıtlar kuruluna olduğu için kurul kararı gerekiyor. Yani şimdi başbakan bunu söylediği için ben açamıyorum. Acaba sizde var mı bununla ilgili Sayın Topbaş'ın konuşmaları? Özellikle kamuoyuna Sayın Topbaş'ın konuşmasını dizletmek istiyorum. Habertürk kanalında. Dönüyor. Bu kadar çaresizlik içerisinde hatırlarsanız ben burada İstanbul'un nasıl talan edildiğini 2 yıl önce haritayla açıkladım. Evet. Bir rant haritasıyla. Yetmedi, Sayın Başbakan'ın kendisine gönderdim. Bütün bunların hepsi içinde. Yani bu park dedi, işte Gezi Parkı, öyle Sayın Başbakan'ın efendim iki ağaç kesilecekti falan. Elbette iki ağaç tahliye edilebilir, hiç sorun değil. Hı hı. Ama siz kendiniz çıktınız. Dediniz ki AVM yapılacak. Evet. Şimdi kıvırıyorsunuz, geri adım attım deyin. Yani olabilir, insanlar, her insan hata yapabilir. Başbakan da hata yapabilir. Başbakan çıkacak, diyecek ki evet ben hata yaptım. Hı hı. Bir kere başbakanın işi değil, belediye başkanı var. Yani bizim bildiğimiz İstanbul'un seçmiş olduğu, mesela İzmir'le ilgili herhangi bir projede Sayın Kılıçdaroğlu'nun müdahalesi var mı? Bu yapılacak, şu yapılacak diyor mu? Hayır. Örneğin Balıkesir ya da Manisa ile ilgili Sayın Bahçeli'nin bir müdahalesi var mı? Diyarbakır Belediyesi'ndeki uygulama ile ilgili Selahattin Demirtaş'ın bir müdahalesi var mı? Sayın Başbakan size ne? Seçilmiş, yasada açık ve net, kenti yönetecek bir belediye başkanı var. Şimdi zavallı belediye başkanı çıkıyor, konuşmaları var orada. Böyle soruyorlar gazeteciler, buraya AVM yapılacak mı? Buraya AVM uygun düşmez diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya, ne demek? Olmaz diyeceksin kardeşim, sen belediye başkanısın. Şimdi adam haklı olarak olmaz diyecek, başına bela olacak, AVM gelecek. Üçüncü köprüyle ilgili ben o zaman il başkanıydım. Yine bizi hedef göstermişti. Efendim üçüncü köprü yapılacak. Üçüncü köprü günün projesi ve güzergahını biliyorum dedim. Çıktı Sayın Başbakan, dedi ki malum siyasi partinin il başkanı bir uyduruk bir belge bulmuş. Yok böyle bir şey dedi. Allah Allah. Bakıyorum altında mühürler var, bakanlık mühürü var, kurumların mühürleri her şey var. Acaba, evet, bu nasıl bir şeydir dedim. Gerçekten çok namuslu, her ne kadar AKP'ye yakın bir insan da olsa namuslu bu bürokrat. Hayır dedi, bu dedi başbakana bakmayın dedi, o öyle boş konuşur. Benim içim yanıyor dedi, bir teknik insan olarak
burada üçüncü köprünün olması mümkün değil. Buna Sayın Topbaş da direniyor. Sayın Topbaş'ın ötesinde 400'ün üstünde teknik insanlar görev yapmış orada. Yetmemiş, Sayın Topbaş Japonya'da ulaşım uzmanları getirdi. Bütün herkesin ortak şeyi burada üçüncü köprünün olması mümkün değil. Çünkü sonuç itibariyle su havzaları ve İstanbul'un akciğerini yok ediyor. Tabii sağ olsun medyamızın şeyiyle, etkisiyle hayır dediler. Biz dedi hiçbir ağaca bir şey olmayacak. Nasıl olmayacak? Yani siz 3 milyon, 3,5 milyon ağacın altında mı geçeceksiniz? Yani mümkün değil. Elbette mümkün değil. Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Şu anda kentin altına giremiyorlar. Orada 3,5 milyon bilmem ağacın altında geçecekler. Bütün buna rağmen, ÇED raporu olmamasına rağmen Sayın Başbakan tek başına karar verdi. Şimdi 3. köprüye tek başınıza karar verirsiniz. Nereye cami yapılıp yapılmayacağına siz karar vereceksiniz. Kimin kaç çocuk doğurup doğurmayacağına siz karar vereceksiniz. Kimin nasıl ne içip içmeyeceğine siz karar vereceksiniz. Yargının nasıl karar verip vermeyeceğine siz karar vereceksiniz. Kimlerin hangi gazeteyi, hangi televizyonu izleyip izlemeyeceğine siz karar vereceksiniz. Hı hı. Hoş geldin Esad, hoş geldin Saddam, hoş geldin Mısır Kralı. Yani Orta Doğu'da bir tarafta bu otoriter yapı yıkılırken, bir tarafta da Türkiye'de acaba geçmiş dönemlerdeki o otoriter yapıyı buraya monte edebilir miyiz uğraşı? Edemezsin Sayın Başbakan. Edemezsin. Öyle çıkacaksın insanları 3-5 çapulcu diyeceksin. Marjinal diyeceksin. Demokratik hak aramak. Bunun adı marjinallıksa hepimiz marjinalız. Biraz önce de aşırı uçlar dedi Başbakan. Bakın Sayın Başbakan'ın bakanları, görevlilerinin merkezde oluşturmuş olduğu bir mobese sistemi var. Yani televizyonlarda hani biri sizi gözetliyor hikayesi gibi. Evet. Biri sizi gözetliyor merkezinde İstanbul'da her saniyeyi izleyebiliyor. Her saniye. Polis istediği zaman Sayın Başbakan'ın dediği gibi yasa dışı örgütü derhal müdahale edebilir. Hı hı. Ama birçok uygulamalarda da gördük. Ne yazık ki provokasyon yapılan yerler var. Hiç itiraz yok. Ama onun yurttaş da onun Taksim'deki o hı hı. son derece nazik, demokratik bir uygulamada hak arayan insanlarla uzaktan yakından ilgisi yok. Kendimizin tanık olduğumuz 6-7 tane milletvekillerimiz ve çok sayıda arkadaşlarımız da parkta otururken bir tanesi geldi önce bir bana şey yaptı. Nasıl dedi, böyle olmaz dedi, işte yakmasın. Ne diyorsunuz dedim kardeşim. Çek git dedim. Aynı adam, takip edin çocuklara dedim, bunu takip edin bakın kimdir dedim. Gitti orada polislere, vay polislere nasıl bir saldırı. Hı hı. Neden biliyor musun? Sonra tespit ettik işte polisin işbirlikçisi, provokatör. Çünkü onun da polis tahrik edecek, polis ona gaz sıkayım derken bize sıkacak. Evet. Biz bu numaraları biliyoruz, hiç merak etmesinler. Şimdi başbakan hiç kıvırmasın. Dünyanın hiçbir yerinde bir başbakan milyonlarca yurttaşın hak arama eylemini 3-5 çapulcu olarak değerlendiremez. Hı hı. Sayın Başbakan, çıkacaksın, özür dileyeceksin. Hiç öyle bir hakkınız yok. Bu ülkede marjinal grup dahil olmak üzere herkesin demokratik hakkı vardır. Herkesin yürüyüş hakkı vardır. Şimdi bu böyle bir çaresizlik içerisinde görmemezlikten gelme. Bu aynı zamanda biz bu filmleri çok seyretmiştik biliyorsunuz. Darbe döneminde, Evren Paşa döneminde de bu hikayeler vardı. Bir televizyon vardı o zaman. Gerçi şimdi Sayın Başbakan'ın televizyon sayısı maşallah çok, Allah gözünü doyursun. Halen doymadı. CHP'ye yakın yayın organları olarak kastetti. İşte birkaç televizyon ve birkaç haber sitesi, bir iki tane de gazete. Ne var orada Sayın Başbakan? Yani olmayan bir şey olmuş gibi veriyorsa itiraz etmiyorum. Hemen yargı devreye girsin. Olanı vermeyecek mi Sayın Başbakan? Hadi biz siz vermediniz. Hadi Halk TV'de vermedi. Seni mutlu etmek için onu yaptık. Bu dünya basını nasıl kapatacaksınız? Yani Londra'da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, dünyanın birçok ülkesinde, Yunanistan'da, Bulgaristan'da bu olaylar birinci haberken senin televizyonların ne yapacak?
İki, çünkü kafalar da özgürlük, demokrasinin ne olduğunu bilmedikleri için bir YouTube şey pardon bir sosyal medya belası var ki diyorum. Evet bela. Bela değil Sayın Başbakan. Bunu bela gibi görmeyin. Siz alışmışsınız. Yani benzer yoldaşlarınızın kaldı ki hani çok güzel sözler var. İnsanlar cehennemi görmeden cennete inanmaz. Sayın Başbakan, siz Orta Doğu coğrafyasını dolaştınız. Dolaşmış olduğunuz Orta Doğu coğrafyasındaki o liderlerin çoğu çok yakın dostlarınızdı. En azından onlardan ibret alın ya. Bu ne ya bu? Yani halka rağmen bir şey olmaz. Millete başkaldırı olmaz Sayın Başbakan. Öyle yandaş gazeteleriniz yok, %47 oy var, %40. %100 oyunuz da olsa bu millet hakkında, demokratik haklarında, özgürlüklerinde vazgeçemeyecektir. Peki polisin bu tavrını nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi günlerdir görüyoruz. Halk da artık polise karşı sanıyorum uzun yıllar boyunca değişmeyecek bir algı oluştu. Yani nasıl bu algı kırılır mı daha sonrasında vatandaşla polis arasındaki bu durum nereye gider? Şimdi aslında polis dediğiniz bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz. Tabii ki. Yani uzaydan gelmiş insanlar değildir. Son 3-4 gün Taksim'de çok sayıda polisle de iletişimlerimiz oldu. Sivil polisler, hatta birçok polisin başkanım ne olursunuz bıktık bu iktidarda dediğini de biliyoruz. Eğer bir ülkede yolsuzluk varsa, bir ülkede yoksulluk varsa, bir ülkede yasak varsa polisin burada etkilenmemesi mümkün olabilir mi? Yani polis başka bir uzayda mı yaşıyor? Polis görevini yapıyor. Buna hiç şeyim yok. O MOBESE merkezinde siyasal kararları verenler kimlerse, çünkü onların hepsini duyuyoruz. Yanımızda telsiz konuşmalarını duyuyoruz. Bir başka emniyet müdür muavini burada CHP milletvekilleri var diyor. Onun anosta söylediği cümleleri burada kullanmak istemiyorum. Elbette bu tür sütsüz, bizim südü bozuk, bizim vergilerimizde 76 milyon yurttaşın vergisinde maaşını alan bu tür insanlar da var. Ama genel baktığınızda polisin de bu olaylarda çok rahatsız olduğunu, ama otoritenin ısrarla bir baskıcı bir anlayışla polise talimat verdiğini de unutmamalıyız. Her şeye rağmen ben son derece kıymetli bir hak arama eyleminin çok nazik bir şekilde devam edilmesi gerektiğini, devletin kurumlarıyla yurttaşların karşı karşıya gelmesinin çok tehlikeli olacağını, bu konuda özellikle bugün Başbakan inşallah özür diler dünkü gaflarından dolayı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrını bekliyoruz. Ve bütün bakanlar, üst düzey görev yapan valiler, cumhuriyet valileri, emniyet müdürleri sağduyulu olmak zorundalar. Sadece Sayın Tayyip Erdoğan mutlu olsun diye Türkiye'de binlerce insanı mağdur edemezsiniz. Yani düşünebiliyor musunuz? Evinde çıkmış kadıncağız bugüne kadar kişiliğine hakaret saymış. Diyor ya iki ağaç değil. Doğru. Elbette sadece iki ağaç değil. Siz Zaten bunu kabul demediniz mi? etmiş durumda Bakın bu insanlar. parlamentoda yasayı kim yapar? Milletvekili, parlamento yapar. Yasa yapan insanlara siz ayaş diyorsunuz Sayın Başbakan. Gençleri bölüyorsunuz. İnsanları mezheplere ayırıyorsunuz. Bazı birçok mezhepleri yok sayıyorsunuz. Hedef gösteriyorsunuz. Farklı siyasal düşüncede olan insanlara hakaret ediyorsunuz. Daha dün Kürtlere siz Zerdüştsünüz. BDP milletvekillerine kullandığı lafları ne çabuk unuttuk biz. O açıda Sayın Başbakan'ın ölçüsünün sınırı yok. Yarın kime ne diyeceği belli değil. Sayın Başbakan'dan ricamız, dünyada uygulanan demokrasi özgürlüğü uygulayalım. Demokrasi özgürlük en çok size yarayacaktır. Eğer uygulamak isterseniz. Ha neden uygulanmıyor diyeceksiniz. Yani bu niçin bu kadar zorlaştı? Evet, Başlarken sanıyorum biliyorsunuz. Başbakan Erdoğan'ın tekrar bir açıklaması var. Hemen oraya geçiyoruz sayın seyirciler. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına.
Evet sayın seyirciler, Başbakan Erdoğan açıklamasında soru cevap kısmına geçmişti ve bir gazetecinin orada Gezi Parkı'nda sadece halk vardı sözleri üstüne Başbakan Erdoğan oldukça sinirlendi. Evet, nasıl değerlendireceksiniz? Ben de sinirlendim. Ben de öyle haddini bilecek. Fransa'da geleceksin, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Hazreti Tayyip Erdoğan'a soru soruyor. Haddini bilecek. Kimdir o Fransız ya? İşte bu. Bu fotoğraf her şeyi gösteriyor. Şimdi bizim buradaki çocuklarımızı sindirmiş ya. Suskun sindirmiş. Emret Paşam. Eskide bu genel yayın müdürleri biliyorsunuz başbakanlarla seyahate giderlerdi. Oturuşlar şöyleydi. Kamera gösterebilir mi bana? Son derece normaldir. Yani rahmetli Özal'la, Erbakan'la, Demirel'le gittiklerinde şu vaziyette. Bütün genel yayın müdürleri şu vaziyette. İşte ellerinde işkileri böyle son derece şey aldı. Şimdi vallahi billahi bakın fotoğraflara, sanki Cuma'da Cuma namazı kılacaklar. Şimdi böyle bir manzarada, yani özgür bir ülkenin, bağımsız medyasının bağımsız ve özgür olduğu bir ülkenin gazetecisi, orada bu süreci yaşayan, hatta bu soruyu soran ajansın muhabirleri oradaydı, bizlerleydi. Onlar da bu nasibini aldı bu işlerde. Evet. Son derece kibar bir soru soruyor. Başbakanın ona vermiş olduğu attığı fırçaya bak. Sen diyor Fransa'da, senin dünyada haberin yok Sayın Başbakan ya. Fransa'daki uygulamada haberin yok. Yani Allah aşkına kim sana bu bilgileri veriyor? Şimdi nihayet geliyor, ayaklarına dolanıyor. Bunun bir de Almanya'da Svobo muydu neydi? Svobo diye bir arkadaşı var. Yalakası Sayın Başbakan'ın yalakası Svobo. Şimdi o Svobo'yu davet ediyorum Taksim Meydanı'na, Kızılay Meydanı'na, İzmir'e, Antalya'ya, Bodrum'a, Çorum'a, Kayseri'ye. Bunlar böyle işte. Bunlar maalesef dün birçok Almanya'daki arkadaşlarımızla görüştük. Bu Tayyip Bey'in danışmanı Svoba sokağa çıkamıyormuş. Çok üzgünmüş. Büyük olasılıkla hastalanmış diyorlar kaç gün. Vallahi ciddi söylüyorum. Şimdi keşke bunu o da izleseydi bu Reuters ajansı. Sen kimsin diyor ya. Nerede? Adını bileceksin falan filan. Fransa'da öyle değil. Bu nasıl soru falan. Evet. Bu işte. Bu. Yani alkol yasağına da sizin 60'ından sonra 60'ından sonra özgürlükçü olmanız çok zordur. Aslında biz Sayın Başbakan'ın bütün takımını biliriz. Suç orada değil. Suç bunu özgürlükçü, bunları özgürlükçü diye kamuoyuna tanıtan, kendisine liberalim, kendisine sosyalistim, kendisine merkez sağda cumhuriyetçiyim diyenlerin yaratmış olduğu bir otoriter sistemdir. Çünkü Sayın Başbakan çok net söylüyor. Daha ilk gününde bu. Demokrasiye inanmıyor. Demokrasiye inanmayan bir insan yapacağı bir tek şey var. Her şeye ben karar vereceğim diyecek. Ne demek ya? Orada ağaç kesilecekse kesilir. Orada AVM yapılacaksa yapılır. Şimdi bu AVM hikayesi, tabii geldik hep şeye takılıyoruz. Geçen gün bu yandaş medya televizyonlarında şu tartışmalar, işte bugün başbakan da dediği gibi, ya işte Ceylan Oteli, The Marmara falan filan. Ben rica ediyorum sizden, gerçekten yüreği yeten, bu işte evet ben bu İstanbul'daki talanla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorum diyen kim varsa sadece bir şey yapacağız. Kanalları da kendileri tayin edebilirler. İstanbul'da elimizde hazırlanmış bir talan raporu var. Sayın Başbakan tabii birçok şeyin farkında, kendisine göndermiştim. 500'e yakın kamu yeri, yani milli emlak arsası dediğimiz yerlerin yandaşlarınıza, damatlarınıza, çocuklarınıza nasıl peşkeş çekildiğini 3 yıldır anlatıyorum. Tabii ki ben bütün medyayı kastetmiyorum ama belli medya grupları bunlar hiç görmemezlikten geldi. Ama son günlerde televizyonlardaki tartışmalarda o koca koca adamlar sözde yazar çizer falan filan. Hatta bir gazete şöyle bir manşet atmıştı. Yani güldüm komedi gibi. Gezi Parkı katliamı ruhsatında CHP'nin de imzası var. Bu evet. Kadar cahilce bir şey. Bir kere CHP ruhsat vermez. Uygulamada CHP yoktur. CHP
ısrarla böyle bir yayalaştırma projesi dediğimiz. Daha 77 Sayın Sözen'in büyükşehir planlamada baktığınızda çok net göreceksiniz. Sayın Sözen'in İstanbul'un ana merkezleri dediğimiz Eminönü, Kadıköy, Taksim buraların tamamını çünkü metro projesi başlatmıştı. Ve insanların kendisini rahatlıkla ifade edebileceği egzoz kokuların içinde değil, yemyeşillikler içerisinde oturabileceği dünyanın her yerinde olduğu gibi Londra'da, Almanya'da, Paris'te olduğu gibi böylesi bir yayalaştırma projesi olacaktı. Şimdi bunlar da affedersin işte akla bilmem neyi birbirine karıştırıp o Tayyip'in bu kadar şeyini, fütursuzluğunu nasıl kapatabiliriz? Kapatamazsınız. Eğer bu ülkede hak arama eylemi yapan insanlara çapulcu diyorsa hepimiz çapulcuyuz ve çapulcu olmaya da devam edeceğiz. Evet, kısa bir aramız olacak Sayın Tekin. Sonrasında ben Melih Gökçek'le devam etmek istiyorum sizinle. Evet sayın seyirciler, saat başında biz tekrar karşınızda olacağız. Sayın seyirciler, Halk TV ekranlarında canlı yayınlarımız devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin bizlerle tekrar karşınızdayız. Evet, kapanış yapmadan önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'le devam edelim demiştik. Melih Gökçek'in şöyle bir açıklaması oldu. Şimdi demokrasi olmasaydı ben yapacağımı biliyordum gibi söylemleri oldu. Melih Gökçek'i nasıl değerlendireceksiniz? Önce şeye dönmek istiyorum. Yani o Fransız gazeteciye dönmek istiyorum. Sayın Başbakanımız tam uzak bir yola giderken kimyasını bozduğu için kendisini kınıyorum. Öyle bir gazetecilik olmaz. Burası Fransa değildir. Haddini bileceksin. Bu sorular ancak Fransa'da sorulabilir. Bu sorular Edirne'de geçtikten sonra sorabilirsiniz. Yani bu çocuğa bu dersi kim vermemiş? Doğrusu ben acıdım. Çünkü biraz önce canlı yayınları izlerken garibim o muhabir, gazeteci kardeşimizin üstünde bütün kameralar kim bu yiğit diye. Tabii bu işin esprisi, kendisini kutluyorum. Gazeteciliğin yapılması gerekenini yapılıyor. Sayın Melih Gökçek, Sayın Erdoğan, bu bütün şurakalara baktığımızda bu sadece bugünün ürünü değil. Yani bunların çocukluk yıllarına girdiğinizde, o döneme de baktığınızda demokrasiye inanmazlar. Yani demokratik bir talepleri yok. Demokrasi, Sayın Başbakan kendisi de ifade etmişti, bir tramvay gibi, bir metro gibi, bir tren gibi görüyor. Yani bir ihtiyaç duyarsan binersin, ondan İhtiyaç sonra inersin. Tabii, inersin. İhtiyaç duymadığın zaman da inersin. Yani hiçbir demokratik ülkede hak arama eyleminden dolayı biz de güçlü sizi tükürükle boğarız denilmez. Hiçbir hak arama eylemlerinde ülkeyi yöneten siyasetçiler çapulcu demez. Hiçbir hak arama eylemi olaylarında hiçbir ülkede insanlara marjinal denilmez. Dünkü fotoğrafları görebildiniz mi bilmiyorum ama dünkü fotoğraflar aslında Türk medyasına, Türk kamuoyuna ve iktidara kapak olması gereken İngiltere'de Londra'da bir fotoğrafı gördüm. Bugün Türkiye'de birbirine çok karşı olan çok farklı siyasal grupların yan yana duruşları demokrasi için çok büyük bir kazanımdı. Evet. O fotoğrafı mutlaka bulup Sayın Erdoğan'a da göndermek Londra'dan istiyorum. Londra'dan açıklamalar gelmiş zaten elimizde var şu anda. Yaklaşık 2000 kişi protesto etmiş Londra'da Hyde Park'ta. Evet işte Hyde Park'taki o 2000 kişinin önemi yok. Sembolik olarak 100'er 200'er kişi olsa da gerçekten her siyasal düşüncede işte belli yasa dışı örgütler dahil olmak üzere milliyetçiler, İslamcılar gerçekten çok duygulandım. Yani Türkiye'de herkesin İngiltere gibi bir yerde Türkiye'ye sahip çıkması, demokrasi özgürlüğe sahip çıkması büyük bir kazançtır. O fotoğrafı AKP'ye gönderip AKP'nin aslında genel merkezinin önünde kapak olması gereken bir fotoğraftır. Her gelip gittiklerinde evet demokrasi böyle bir şeymiş ya. Çok korkmayalım ya. Demokrasiden korkulmaz. Neden korkulur biliyor musun? Otoriteden korkulur. Bütün otoriter liderlere bakalım. Var mı şu anda? Patır patır dökülüyorlar. İkincisi bir başka iddianız var. Şu anda bir otoriter liderle sözde mücadele ediyorsunuz. Bu nasıl bir şeydir? Yani düşünebiliyor musunuz?
birilerini eleştireceksiniz, halkına zulüm ediyor diye. Ama en acımasızca zulmü de siz yapacaksınız. Sonra onu kapatmaya çalışacaksınız. Kapatamıyorsunuz. Yani bütün evet. olağanüstü çabalar, gazeteler, televizyonlar derhal müdahale ediliyor. Onu düzeltin, bunu düzeltmeyin. Sayın Başbakan'a kimin sorup sormayacağı belirleniyor. Öyle herkes kalktım ben soru Tabii. soracağım. Yok öyle bir şey. Nasıl olmuşsa bu kardeşimiz öyle aradan girmiş. Yani herhalde bu acemidir, yeni geldi. Sayın Başbakan'dan tabii dayağını yedi. Ama her şeye rağmen kendisini yürekten kutluyorum. Siz de söylemiştiniz zaten bu karşı çıkan gazeteci bizimle birlikteydi diye. Sanıyorum kendisi de yaşadığı için sadece o anları. Birisi Amerika'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki bütün televizyonlar. Hı hı. Bir başka bir şey söyleyeyim. Tabii teknoloji çok gelişti. Evet. İlk 3 gün önce biz parkta işte çocuklar eğleniyorlar, müzikler var, hı hı. her kesim var. Yani bir panayır havasına dönüşmüş ve orada Amerika ile, İngiltere ile, Fransa ile, Almanya ile sürekli canlı yayın, telefonlarla canlı yayın. O açıda otoriter yapı da gelse bunları teknolojiyi engellemesi mümkün değil. Şimdi biraz önce Sayın Başbakan ileri teknoloji dedi. Şimdi ileri kafanın olmadığı yerde ileri teknolojinin bir anlamı yok. Yani sonuç itibarıyla bir ilericilikle teknolojiyi geliştirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Biz işte bütün çocuklara bilgisayar aldık. Alırsınız ne olacak? Neye yarayacak? Yani bilgisayar eğer orada bir fotoğraf yapmaksa onun için bilgisayara da gerek yok. Bu bilgisayarlar dünyayla buluşabiliyorsa, dünya teknolojisiyle buluşuyorsa, yenilik yaratıyorsa, İşte insanların daha çok özgür olması için kullanılacak teknoloji ise hiç itiraz yok. Ama neyin ne olacağını siz şimdi bir gazeteci biz gelmeden önce izledik. Daha ne yapsın diyor başbakan. Öğrencilerin bursunu artırdı. Hı hı. Efendime söyleyeyim ne olacak ondan sonra? Bursunu artırmışsa Sayın Başbakan emir kulu olacak, asker olacak, başka bir şey yok. Ya bu kafa olabilir mi? Yani öğrencinin bursunu artırdıysam öğrenci bu doğa katliamına karşı çıkmayacak. Öğrencinin bursunu artırdıysam öğrenci Türkiye'de olup bitenlerle ilgili kayıtsız kalacak. Çünkü bunların istediği bu. İleri Onun demokrasi için, galiba. Evet, maalesef cin şişede çıktı. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin aydınları bundan sonra susmayacaktır. Dünkü abileri susmadığı gibi. Elbette bedeller ödenecektir. Bu ülkede 24 yaşındaki gencecik çocuklar kendi bedellerini teslim ettiler. Belki onun içindir bu bugün demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bütün bu İslam coğrafyasında baktığınızda her şeye rağmen hukuk sistemi az da olsa demokrasisi olan tek ülkeyiz. Bunu da unutmamalıyız. Evet, Melih Gökçe'nin şu anda Twitter sayfası açık önümde. Çok duyarlı kendisi açıkçası. Şöyle yazmış, yarın Ankara daha güzel olacak, bunların pisliklerini gariban çöpçüler temizleyecek. Demişler Melih Gökçe ve kendisi de bunu onaylamış. Milyonlarca gariban çöpçüler, milyonlarca gariban işçiler, milyonlarca emekle geçinen insanlar alanlardaydı. Onlar her ne kadar evlerinde, sıcak yuvalarında, saraylarında oturmuş olsa da. Bakın mesela İngiltere'de belediye başkanı şu anda rahatlıkla koruması Hı-hı. sokakta dolaşabilir. Fransa'da dolaşabilir, İngiltere'de, dünyanın her yerinde dolaşabilir. Ya bizim belediye başkanlarımız neden elini kolunu sallayarak dolaşamazlar? Ne var, ne korkumuz var yani? Kimden korkarız? Biz milletvekili olarak korkuyoruz. Gece saat 6:30'da geldim. Hı hı. Polis ya başkanım hayır kardeşim teşekkür ederim hiç gerek yok. İşte hiçbir şey olmaz bize kardeşim. Siz neden korkacaksınız biliyor musunuz? Yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşmadığınız sürece bu toplum çok iyi biliyor. Radar gibi herkesi izliyor. Asıl sıkıntı biraz da yani ne oldu da mesela birçok insan da merak edebilir. Bunlar son derece ilk gelişlerinde demokrasi, özgürlük, hatta ileri demokrasi. İşte 12 Eylül dönemin yasalarını beğenmiyor. Daha çok özgürlüklerin olması gerektiğini. Bundan dolayı 26 tane maddenin değişimi falan. Her şeye rağmen belli kesim biz böyle olmayacağını çok net biliyorduk. Belli bir kesim çok hoş şeyler. Ya ne güzel işte demokrasi, hukuk sistemi, hukuk dediğiniz hepimizin
güvencesi olması gereken bir alandır. Bunlar da bu çalışmayı yapıyor diye herkes destek verdi. Şimdi niye bu noktaya geldik? Aslında Orta Doğu coğrafyasındaki liderlere baktığınızda bugünkü iktidar gibidir gelişleri. Hı hı. İşte Kaddafi'nin gelişi, Mübarek'in gelişi çarıkla gelmişlerdir. Halk kahramanı gibi gelmişlerdir. Para yok, pul yok, inanç var, inançla gelmişler. Sonra ne olmuş? Para sıcak. En kötüsünün bırakmış olduğu servet 70 milyar dolar. Bugün iktidar yetkililerinin benim hesaplarıma göre bakanlar, bakan çocukları dahil olmak üzere 50 milyar doların üstünde servetleri var. Allah daha çok versin. Hiç kimsenin gözü yok. Eğer gerçekten meşru bir kazançsa, alın teriyle kazanmışlarsa hiç sorun yok. Ama kamu olanaklarını, kamu imkanlarını kullanarak zengin oluyorsanız bunu korumak da zordur. Ne yapacaksınız o zaman? O zaman yapılacak bir tek şey var. Otoriter bir yapıya geçmektir. Başka türlü o paraları koruyamazsınız. Evet, yine Melih Gökçe'nin gülücüklerle koyduğu bir tweet bu. CHP'liler il binasında mahsur kalmış. Eğer yardıma ihtiyaçları varsa gidebilirim deyip gülen yüzü koymuş. Yani CHP'liler 90 yıldır hiçbir yerde mahsur kalmadı. Bu ülkenin demokrasisi için siyasi partiler elbette çok farklı siyasal duruşlarda insanlar bedel ödedi. Siyaseten ağır bedel öden Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Hı hı. 80 öncesi 60'larda 70'lerde faili meçhul cinayetlerde en çok kayıp bizim arkadaşlarımız olmuştur. Onlarca milletvekili arkadaşımız, onlarca il başkanlarımız, gencecik kardeşlerimiz faili meçhul cinayetlerin kurbanları olmuştur. Ama bunların anlayışlarındaki insanların hiçbirinin burnu kanamamıştır. Mesela çok enteresan, hepimizin irdelemesi gerekiyor. Örneğin 12 Eylül'den sonra 90'lı ve 95 arasında faili meçhul cinayetlerin en yoğun olduğu bir dönemdi. Onu da enteresan böyle getirdiler, işte bir Ergenekon'a bağladılar. Ama bu nasıl bir Ergenekon'sa, bu Ergenekon herkese dokunmuş ama bunların hiçbirine dokunamamış. Evet. Çok manidar değil mi? Mesela bizim parti yöneticilerimiz, MYK yöneticilerimiz hayatını kaybetti. Birçok gazeteci, birçok bilim insanı, Uğur Mumcular gibi insanlar, Bahri Uçok. Bütün bunlara baktığınızda yani niçin farklı siyasal ideolojilerde kimsenin burnu kanamadı? Kim bu proje? Bu projenin mimarları kim? Altıncı filonun özellikle bizi izleyen bütün gençlerin çok iyi irdelemesi gerekiyor. Bu ülkede, bu ülkenin gençleri, üniversite gençleri, bugün Tayyip'in marjinal dediği, o gün Tayyip kafasında olanların da marjinal dediği, çünkü kafalar hiç değişmiyor. Hı hı. Altıncı filonun geçişine tahammül edemeyen gençler, bugün Türkiye'nin dört bir tarafının Patriot füzeleriyle donatıldığını hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Patriot füzeleri demek, o ülkenin her an bir başka ülkeyle savaşa girmesine gerek yok. Yanı başımızdaki Orta Doğu coğrafyasında oluşabilecek olumsuzlukların ana merkezi ne yazık ki Türkiye olacaktır. Evet, Melih Gökçek oldukça çok Halk TV tweet'i de atmış. Sürekli Halk TV'den bahsediyor. Teşekkür ediyoruz. Yani kendisi. Herkes Halk TV izliyorsa ben bu arada biraz önce bir internet gazetesinde okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ismini de vereyim. Gerçek Gündem. YouTube ciddi destek vermek istiyormuş Halk TV'ye bu davranışından dolayı. Gerçekten sizi kutluyorum. Yani Amerika'da YouTube'unla duyarlı davranıp Halk TV'nin bu sürdürmüş olduğu tarafsız yayın politikasını desteklediği için sizi kutluyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılmaz sanatçılar, tiyatrocular, aydınlar, gazeteciler oldukça çok destek aldık. Melih Gökçek sert ifadeler kullanmış sayın seyirciler. Hiç kanalımızla önemli değil. Ilgili. Yani aslında meseleye dönelim. Yani onlar zaman kaybı gibi görüyorum. Hı hı. Ancak biz olayların ilk başladığı günde burada halkın yanındaydık. Kızılay Meydanı'ndaydık. Kameramanımız ve bir arkadaşımla birlikte oraya gittik ve gerçekten bizden başka hiç kimse yoktu. Ve insanlar inanılmaz destekti. Gerçekten bu gurur verici bir duyguydu. Yani orada tek olmamız ayrı bir şey, ancak insanların bize göstermiş olduğu o duyarlı davranışlar
Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Tabii ben çok enteresan Bağdat Caddesi'nde gece eve gidecektim. Saat 4.30 civarlarında o görkemli yürüyüşü, coşkuyu görünce doğal olarak ben de dahil oldum. Birçok şeyler gördüm. Hemen ansızın 5 dakika içerisinde 53'ler. Dedim ki bu ne ya, 53 ne dedim. Halk TV'nin şeymiş, Dijitürk'teki şey. Evet. Yani böyle dilden dile insanlar tabii ki bunu aslında dünyanın her yerine baktığınızda, mesela örneğin birçok ülkede devlet televizyonları vardır. BBC aynı zamanda devlet televizyonudur. BBC hiçbir gün haberini yaparken acaba ya bu bizim başbakan ne der kaygısı içinde olmamıştır. BBC'deki gazeteciler iktidar değişiyor. İktidar değişirken bizim durumumuz ne olacak kaygısı içerisinde değildir. Çünkü öyle bir sistem oluşmuş ki aynı zamanda anayasa herkesi güvence altına almış. Herhangi bir siyasi partinin bir ayna görevi yapan televizyonların gazetelere müdahale etmesi söz konusu olamaz. Bakın çok hafif bir şey. Belki bizde de şu anda bizi izleyen yurttaşların bilmesi gerekiyor. Almanya'da bir sorun yaşandı. Almanya Cumhurbaşkanı'yla ilgili. Cumhurbaşkanı bizde çok insanı gibi görülebilir. Gerçekten de öyledir. Yani takdir de toplarız. Mesela diyelim ki işte Sayın Gül Vakıflar Bankası'nı arayacak. Vakıflar Bankası'na işte bizim Ahmet Bey'i göndereceğim. Ahmet Bey'e uygun kredi konusunda yardımcı olur musunuz cümlesi Cumhurbaşkanı'nın istifa etmesine götürdü. Neden? Çünkü o gazete ertesi gün haber yaptı. Dedi ki bir cumhurbaşkanı tarafsızlığını kaybetmiştir, yitirmiştir. Bu hiçbir insani bir tavır değildir. Bugün bunu yapan yarın başka bir şey yapar. Şimdi buradan bir başbakanımızla oradaki cumhurbaşkanını bir kıyaslayalım. Söylediği fütursuz lafları o bir tarafa bıraktım. Halenme yaparım. Sen kimsin ya? Efendim Taksim'de cami yapacağım. Evet. Hani siz Çamlıca'da da cami yapıyordunuz? Çamlıca'da caminin yanında, hemen yanında 56 dönümün rezidans, turizm merkezi haline dönüşünü, o şimdi diyorlar ya o da oy verdi bu da oy verdi. Ay Allah cezanızı vermesin. Bakın size söylüyorum. Üsküdar Belediyesi AKP'li. Büyükşehir Belediyesi AKP'li. Anıtlar Kurulu Kültür Bakanlığı'na bağlı AKP'li. Yargı AKP'li. Bu dört kurum burada, burayı plan açamazsınız. Hava koridorlarını kapatıyorsunuz. Oy birliğiyle dört kurumda. Bakın ilçe belediyesi AKP dördü. Ve bütün buna rağmen bakanlık bir gece yarısı plan tadili yapıyor. Bu dördünü de yok sayıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde o görkemli caminin etrafında haramizadelerin rahatlıkla istirahat edebileceği otel, rezidans ve alışveriş merkezi yani olacak. Bu ilk bunu bütün İstanbul'un da bilmesi gerekiyor. Başlatılır. Efendim hangi cami? Elbette cami sadece AKP'lilerin camisi değildir. 76 tabii ki kimse milyonun zaten ortak cami değeridir. Yapılmasına karşı yani, bir duruş yok. Burada bu meseleleri programımıza ne kadar ver, ben tekrar bir çağrı yapmak tabii, istiyorum. Tabii buyurun, zamanımız var. İstanbul'un bütününü tartışalım. Sadece böyle şeye takılıp da işte efendim Taksim'deki parka takılmayalım. İstanbul'un tamamını 20 yıl bakın. 20 yıldır AKP yönetiyor. Ve teklifim de şu olacak. Sayın Başbakan'ın belediye başkanı olduğu dönemde kendisinin bırakmış olduğu plan var. Bir de şu andaki planı. Her iki planı yan yana koyacağız ve bu iki plan arasında çok gerilere gitmeyeceğiz. Yani o 30'lara 40'lara gerek yok. Bu iki plan arasında 150 milyar doların nasıl yandaşlara peşkeş çekildiğini, nasıl 16 tane cami planının bir gece yarısı planına kaldırıldığını, hatta Sayın Başbakan'a mektup olarak gönderdim. Sayın Başbakan, siz Kasımpaşalısınız. Kasımpaşa'da bir Kur'an kursu vardı. Şimdi o Kur'an kursu nerede diye soruyorum. Ona da cevap yok. İşte çıktım. Kamuoyunun bilmesi gerekiyor. O tarihi Yarımada'daki bina ile ilgili kamuoyuyla paylaşan siyasetçiyiz. Sonra Sayın Başbakan da rahatsız oldu. Dedi ki sizin çocuklarınızın da burada dahili var, daireleri var. Oo, bu kıyametleri kopardı. Şimdi halen çağrı yapıyorum, diyorum ki var.
sizin çocuğunuz demedim, çocuklarınız, yani partinizin yetkilileri bu planı çıkaranlar, bir çıkarın bakın. Tapu dairesi size bağlı. Bakanınızı arayacaksınız, bakacaksınız. İki, bu binanın sahibi kim diye soruyorum. Bu binanın sahibi şu andaki AKP il binasının aynı zamanda sahibi. Şimdi bu kadar curuf ilişkilerin iç içe girdiği yerde aslında İstanbul'un bir bütününü konuşmakta büyük bir yararı var. Bunun içinde sadece siyasetçiler değil, bu işin uzmanları, plancılar odası, mimarlar odası, mühendisler odası, hepsi farklı siyasal düşüncedeki insanlar. Ve Sayın Topbaş, hepsi teknik insanlar. Oturacaklar ve İstanbul'u konuşacaklar. Hiç siyasetçi de koymayacağız ve bizler İstanbul'un nasıl talan edildiğini, İstanbul'un nasıl yağmayla karşı karşıya kaldığını hepimizin bilmesi gerekiyor. Mesela şimdi aklıma geldikçe parça parça geliyor. Çocuk esirgeme yeri, yani düşünebiliyor musunuz? Bir namuslu yurttaş çıkıyor. Diyor ki serveti var, ben bu servetimi nereye başlıyorum? Bu ülkenin en hassas şeyi çocuklarıdır. Sokak çocukları var, perişanlık var. Burayı ben buraya bağışlayacağım diyor. Ne oldu şimdi o arsa? Bileni var mı kimsenin? Aldılar, plan yaptılar, birine peşkeş çektiler. Daha anlatabileceğim 500 tane böyle parça var. Ama anlatma imkanımız yok. Ondan sonra kendi kanallarında otururlar. Kardeşim yüreğiniz yetiyorsa bak ben buradayım. Yandaş gazeteciler, size de sesleniyorum. İstanbul'un rantını tartışalım. Hodri meydan. Çünkü 3 yıldır AKP'lilere çağrı yapıyorum. Kimse gelmiyor. Ama hayır, ben iyi bir gazeteciyim. Aynı zamanda iyi bir teknik adamım. Bu doğru değildir. Ben tartışmak istiyorum diyorsa ona da razıyım. Hı hı. Evet, şimdi Ankara'daki dün gece yaşanan görüntüleri izleyelim Sayın Tekin. Evet, şimdi ekranlarınıza gelecek sayın seyirciler. Ankara'da dün akşam oldukça çok gözaltı gerçekleştirildi polis tarafından. Yok da yeter. Konuşabiliyor muyuz? Evet sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aylin Nazlı Akay'ı görüyoruz şimdi ekranlarda. Evet Sayın Tekin, burası da bir spor salonu ve Ankara'da gözaltına alınanların buraya kapatıldığı belirtiliyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, dün Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında gece saat 4.30-5'e kadar genel merkezde toplantı yaptık. Sayın Genel Başkanımız çeşitli yerleri aradı. Genel Başkan Yardımcılarımız, Sayın Keskin ve birçok arkadaşlarımız, bakanları, grup başkan vekillerimiz aracı oldular. Ne yazık ki bu şeyi durdurma imkanı olmadı. Çünkü gördük ki son 3-4 gündür bakanların ya da grup başkan vekillerinin, meclis başkanının hiçbir etkisi yok. Tamamen herkes Sayın Erdoğan'a bağlı. Akşam 70'in üstünde sanatçı bir aradaydı. Sayın Yavuz Güngör, çok sevdiğim bir kardeşimdir, o aradı beni. Bu konuda bir şey yapmalıyız. Evet biz çıktık, bir sağduyu çağrısı yaptık. Ama bizim sağduyu çağrısı yapmamız ya da bugün büyük olasılıkla Sayın Cumhurbaşkanı'na da görüşme yapacaklar. Evet. BDP ve MHP'nin, işte 3 muhalif partinin sağduyu çağrısı yapması gerektiğini söyledi. Bizim sağduyu çağrısı günlerdir yapıyoruz. Hı hı. Sayın Genel Başkanımız her konuda bu hassasiyet üzerine bunu söylüyor. Ama asıl çağrı yapması gereken Sayın Başbakan'ın kendisidir. Sayın Başbakan dün televizyonda kullanmış olduğu cümleler bu olayı yarattı. Yoksa oradaki dün Taksim'de dün konserle sonuçlandırılmış olacaktı. İnsanlara çapulcu, aşağılamak, yok saymak tabii ki herkesin onurunu zedelemiştir. Umut ediyorum ki, ben tam izleyemedim, herhalde Sayın Başbakan kullanmış olduğu o kaba sürçülisan cümleleri düzeltir diye düşünüyorum. Düzeltti mi, düzeltmedi mi tam da bilmiyorum. Başbakanın ifadelerine göre
düzenlenecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nı göreve davet etmek istiyorum. Hı hı. Tam da bu noktada Cumhurbaşkanları görev almalı. Çünkü Sayın Başbakan maalesef parlamentodaki siyasi partileri görmemezlikten geliyor. Parlamentonun işlevinin hiçbir anlamı kalmadı. Evet. Bugüne kadar da çok anlam ifade etmiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyoruz. Sayın Genel Başkanımız büyük olasılıkla bir görüşme talebi olacak. Hı hı. Ama her şeye rağmen gerçekten çok sağduyulu, hak arayan insanlarımızın daha sağduyulu davranması gerekiyor. Sonuç itibariyle devlet kurumlarıyla çatışarak değil, kamu malına zarar vermeden demokratik haklar kullanılabilir. Evet. Bu konuda herkesin sağduyulu olması gerekiyor. Çok sayıda provokasyonlar var. Hı hı. Çünkü kimse kimseyi tanımıyor. Örgütlü bir yapı değil. Bunu canlı olarak 3-4 noktada evet. yaşadık. Her türlü provokasyonu dikkatle izlememiz gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Evet, dün akşam sosyal medyada oldukça duygulandıran mesajlardı aslında ve şu cümleleri gördüm. Uyuyamıyorum. Uyursam ihanet edecekmişim gibi hissediyorum diyenler o kadar çok sayıdaydı ki. Çünkü biliyorlar kendilerinden saydıkları şu şekilde kullanıyorlar cümleyi. Diğerleri dışarıda. Yani biz buradayız. Hep herkes bir bütün olmuş durumda. Diğerleri dışarıdayken ben uyuyamıyorum. Kendimi ihanet etmiş gibi hissediyorum dediler. Yani nasıl bu kadar bir tek yürek olma aşamasında buraya başbakan getirdi değil mi? Herkes zaten Başbakan Erdoğan'a teşekkür ediyor şu anda. Biraz önce onun için kasıtlı olarak özellikle İngiltere'deki o toplantıyı söylemek istedim. Bizim toplumumuzun çok enteresan hassasiyetleri var. Belki Avrupa'da o farklı siyasal gruplar, İslamcılar, örgüt üyeleri, çeşitli gruplar birbirleriyle hiç iletişim kuramayacağı bir dönemde hepsi bir araya geliyor. Sorun Türkiye meselesi olunca hani deyim var ya geri kalan teferruattır. Evet. Onu görüyoruz. Hı hı. Herkesin bu konuda çok duyarlı. Bu duyarlılıktan dolayı hepimizin ders alması gerekiyor. Hı hı. Bütün siyasilerin aslında sadece başbakanın değil Türk siyaseti kendisine çeki düzen vermek zorunda. Türk siyaseti millete rağmen hiçbir şeyin yapılamayacağını, millet istediği zaman rahatlıkla kararını verebileceği ve son 30 yıllık sürece baktığımızda da bu 30 yıl içerisinde aslında siyaseti okuyanlar, siyaset mühendisleri çok iyi biliyor. Darbe dönemi dahil olmak üzere hep değişimde yana oy kullanmıştır. Çünkü toplumun en temel hakkı olan özgürlük talebini kısıtlayamazsınız. Hı hı. Düşünceleri farklı da olsa özgürlük herkesin ihtiyaç duyduğu. Evet. Hava kadar, su kadar ihtiyaçtır. Bunu hepimizin bilmesi hı hı. gerekiyor. Türkiye her şeyi denedi. Demokrasi ve özgürlüğü bir türlü denemedi. Talep de bu. Gelin demokrasi ve özgürlüğü deneyelim. Bu manzaralarda yaşanmasın diyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, yorumlarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, kısa bir aramız olacak. Daha sonra canlı yayınımızla tekrar karşınızda olacağız.